Sevgili seyirciler, 5'te 1K New York'tan sunmaya devam ediyoruz. New York demek dünya emlak piyasasının, gayrimenkul piyasasının da kalbinin attığı yer demek anlamına geliyor desek yeridir. İşte New York'ta iki Türk buradaki emlak piyasasını ayda bir araya getiriyor. Bir anlamda kendi aralarında İngilizce deyimiyle networking. Yani tanışıyorlar, kartlaşıyorlar, yeni işlerini nasıl yapacağını konuşuyorlar. Bu iki Türk'ün girişimi şimdiden New York'ta bayağı da konuşulmaya başlandı. Peki kim bu iki Türk? Bu işi ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Gelin isterseniz onlara mikrofonu uzatalım. Şimdi arkamızda Empire State'i görüyorsunuz. New York belki de dünyanın emlak fiyatları düşmeyen tek şehirlerinden bir tanesi diyebiliriz. Biraz önce söyledim, bu şehirde böylesine emlak piyasasında çeşitli networking ya da büyük oyuncuları bir araya getirmek kolay değil. İki Türk bunu başarıyor. Çağrı ve sevgili Selman, ikisi de yıllardır burada Amerika'da New York'ta yaşıyorlar. Ve tam olarak ne yapıyorsunuz? Red New York City nedir? Çağrı ilk olarak senden. Red New York City hem New York'un kırmızısı, kırmızı elması, hem Türk bayrağımızın kırmızısı ama aslında real estate development dediğimiz ve Türkiye'den buraya gelmiş birileri olarak New York'taki marketi bir araya koyan, player'ları, oyuncuları bir araya getiren ve bunların birlikte iş yapmasını sağlayan bir firma olarak kuruldu. Her ayda bir kere bu eventi gerçekleştiriyoruz ve senin de söylediğin gibi yaklaşık 800-900 kişi, hatta bizim birçok da reddettiğimiz insan da oluyor. Evet. Bu event'e katılıyorlar. Katılıyorlar ve ne yapıyorlar Selman? Sen zaten yıllardır bu şeyi küçük küçük yapıyordun ama böyle bir şey geldi, ben gördüm, şaşırdım. Sen kaç yıldır New York'ta yaşıyorsun? Ben 28 yıldır New York'tayım. Liseyi, üniversiteyi burada bitirdim. 20 yıldır inşaat işiyle uğraşıyorum. En son 2-3 yıldır networking, kendi işimi de biraz daha geliştireyim diye küçük 20-30 kişiyle başladık bu şeye. İnsanları buluşturayım işte, onlardan belki bizim... Yeni bir enerji, sinerji doğar. Sinerji doğar falan diye. Grup büyüdü, bu hale geldi. Şimdi 809 kişi geliyor ayda. Ne yapıyorlar gelip bu insanlar? Birbirleriyle tanışıyorlar. Rahat bir şekilde. Güzel bir... Ortam oluşuyor. Ortam oluşuyor. Şimdi siz bakmayın, Selman böyle biraz aksayarak konuşuyor Türkçeyi ama İngilizceye geçtiği zaman ben Robert De Niro Selman diyorum ona. Bir anda bir Brooklyn aksanıyla konuşmaya başlıyor. Peki Çağrı, bu tür organizasyonların sence önemi ne? Mesela Türklerden katılım oluyor mu? İnsanlar, şimdi burada bakıyorum, herkes birbirine kart veriyor. New York'un iş aleminde şeyi anlamak kolay değil. Başka bir enerji var, başka bir sinerji doğuyor. Önemli mi insanların birbiriyle tanışması? Tanıştıktan sonra ilişkiler nasıl gelişiyor? Şimdi aslında Cüneyt, her işin başı beşeri ilişkiler. Ve New York'ta buna çok önem veriyorlar. Kimin kimi tanıdığı, kimin kimle iş yaptığı. Burası çok küçük bir ada ama bu ada üstüne milyarlarca dolar dönüyor. Ve burada kimin kimle iş yaptığı, kimin kendini nasıl tanıttığı ve işi nasıl bir araya koyup serve ettiği çok önemli. Ama burada bizim en büyük amacımız bu insanların bizim sayemizde, bizim de içinde kalarak iş yapabiliyor olmaları. Türkiye'den katılım yavaş yavaş var. Ben Türkiye'deki inşaat sektöründeki insanların ne kadar kabiliyetli olduğunu da bildiğim için onları sürekli buraya davet ediyoruz. Ve burada zaten bizim temsil ettiğimiz firmalar da var. New York'ta ve Amerika'da boy göstermek isteyen. Çünkü o kapasiteleri ve donanımları da mevcut. İşte sadece kapı açmak, biz de onlara kapı açıyoruz. Peki Selman, şimdi Çağrı diyor ki Türkler de yavaş yavaş gelmeye başladı buraya. Geliyorlar mı? Hem yatırımcı olarak mı geliyorlar? İnşaatçı olarak mı geliyorlar? Müteahhit olarak mı geliyorlar? Mimar olarak mı geliyorlar? Yoksa alıcı olarak mı geliyorlar? Var mı bir yükseliş? Var bir yükseliş. Alıcı olarak da gelen var. Burada inşaat sektörüne girmek isteyenler de var. Tabii onları biz buradaki müşterilerle falan tanıştırıyoruz. Ortamı gösteriyoruz. Teknik şeyleri falan da onlar yardımcı olmaya çalışıyoruz falan. Evet. Yani, son yıllarda bir artış var. Peki burada emlak fiyatı hiç düşmüyor mu Çağrı? Yani baktığın zaman gerçekten dünyanın en pahalı yerlerinden birisi mi New York? Yani 3 tane yer var dünya üstünde New York gibi. New York bunlardan en iyisi. Biri New York, biri San Francisco, biri de Londra. Bu 3 şehirde emlak sektörü kesinlikle kayba uğramıyor. Bir de son yıllarda Türkler çok fazla Miami'ye yatırım yapmaya başladılar.
Miami gibi marketler daha çok kırılgan marketler, başka ekonomilere bağlı olan marketler. Bir de üstüne üstlük sel, felaket gelince tabii ki o değerler çok aşağılara düşüyor. Ama New York'a baktığınız zaman, işte bir 9-11 olduktan sonra bile Cüneyt, fiyatlar değer kaybetmemiş. Sadece kardan zarar etmişler. Onun için New York'ta olmak, New York'ta bulunmak bir adres. Firma için de adres, alan kişi için de adres. Bu çok önemli. Şimdi 800 kişi toplanıyor buraya. Bir yandan kartları değiştiriyorlar, bir yandan tanışıyorlar. Bir yandan da çeşitli konuşmacılar çağırıyorsunuz. Kim bunlar, ne konuşuyorlar, ne anlatıyorlar? Ya New York'un en büyük müteahhitleri, daha doğrusu emlak piyasasında en büyük ismi geçen insanlar konuşuyor. Kendi projeler hakkında konuşuyor. Kendi sektördeki problemler hakkında veya işte müşterileriyle falan görüşüyorlar. O oluyor. Müzik, eğlence, networking müzik, içerisinde. Eğlence işin kreması oluyor anladığım kadarıyla. Aslında Cüneyt, buradaki en önemli faktör de bizim iş yaptığımız, Türkiye'den getirdiğimiz insanlarla birlikte iş yaptırdığımız New York'un en baba geliştirmecileri, gayrimenkul geliştirmecilerini buraya konuk olarak davet ediyoruz ve bunlara işte zamanda Jefferson'ın fireside chat interview dedi, yani bizim tabirimizle ayaküstü konuşma gibi, bunu insanları sıkmadan 15-20 dakikada sektörde ne oluyor, onlar ne yapıyorlar, nereye yöneliyorlar, onlar hakkında konuşuyorlar ve inanamayacaksın 800 kişiden 50 kişi de bizim web sayfamıza girip bu insanlara önceden soru soruyorlar ve bu soruların da cevaplarını getirdiğimiz developer bir şekilde veriyor. Ve Selman'ın da dediği gibi günün sonunda insanları sıkmadan, çok fazla öyle laf kalabalığına boğmadan biraz daha eğlenceli bir ortamda bir araya getirebildik. Ne mutlu bize.